Şimdi ne de Can Demir'den geldiler. <laughs> Aa Can Demir'den gelmişler. Ananı s**k. Can Demirden geldi. Oğlum <laughs> <laughs> Can Demir'den geldik. Can Demirden geldik. Who the hell is Can Demir geldi? What the fuck is our spamming in my chat? Why are your spamming in Can Can Demir. Demir'den geldi. Can Demir. Can Demir. Can Demir. Demir'den geldi. Can Demir. Can Demir. Can Demir. Demir'den geldi. Can Demir. Can demir. Can demir. Can demir. Selamlar, ben FBI'dan Jüades. Bugün canlı yayınlarında FBI'dan daha fazla baskın atan Can Demir ve Türevleri hakkında konuşacağım. Açık söyleyeyim, böyle bir video yapma fikri bundan 2-3 gün öncesine kadar aklımda hiç yoktu ama insanın kendi açtığı canlı yayında ciddi bir konu üzerinde konuşma yaparken salak bir tane ucubenin gelip Ucubu Edit kanalından geliyoruz yazdığını gördükten sonra ben de bu konuya sessiz kalmak istemedim. Can Demir dostumuz muhtemelen bir gün yatağında uzanıp tavanı izleyip içerik fikri düşünürken Dur ya ben bir kalkayım boşver içeriği millete baskın atalım dese gerek o günden sonra ciddi anlamda YouTube'un anası ağladı. Böyle diyorum çünkü birkaç haftadır yaptığım şakasız her yayında 3-5 tane ucubenin Can Demir baskına geliyor, başa baskın atacak, Ayşop Spit sana arkadan basacak gibi saçma sapan yorumlar görmekten ve sohbetimin akışının dağılmasından harbiden sıkıldım. Şaka yapmıyorum, Can Demir'i de geçtim artık farklı farklı kişilerin ismini kullanıyorlar. Zaten bu konuyu da el alacağım ama isterseniz önce bu baskın neymiş, Can Demir kimmiş bilenler ve bilmeyenler için kısaca bir izleyelim. Şişman Kaltak Şişman Kaltak! Şişman Kaltak! Şişman Kaltak! Şişman Kaltak! En Geldik? Who the hell is Ken Demir Geldik? Dakika yazacağız. Baktım. Dakika mı? Bence bu yayın savaşları dediğimiz şey çok da kötü bir şey değil. Mesela bu yayını ciddi anlamda oturup dakikalarca gülerek izlemiştim. Zaten benim de eleştirdiğim kısım bunun eğlenceli veya komik olmaması değil. Sorun bu işin bokunun çıkması ve kitlelerin tamamen toksikleşmesi. Yani hem içerik üreten hem de içeriği tüketen baskının bokunu çıkması çıkardı. Eğer kitleniz bir içeriği sevdiyse ona bunu her gün vermeyi denemek yerine 2-3 haftada bir tane verseniz ne olacak oğlum? Bakın zaten bana göre YouTube'un TikTok'a dönmeye başlamasının en büyük sebebi ne biliyor musunuz? İçeriği tutan birisinin daha üst kalitede bunu kitleye sunmak istemesi yerine seri üretimi geçip daha fazla izlenmek istemesi. Ben de diyorum ki seri üretip eğlencenin bokunu çıkarmaktansa az üret, kaliteli üret ki hem kitlen sıkılmasın hem de yayın yapan insanlar bunalmasın. Çünkü bu videoları aynı kalitede seri üretim yapan Can Demir gören Kan Demir, Can Demire bak lan adam baskın atıyor 100 kaizen Ben de yapayım 5-10 kaizen. Sen yeter diyor virüs gibi herkese yayılıyor. Sonra da bir gün yayınıma Can Demir baskın atıyor. Ertesi gün Kan Demir atıyor. Sonraki gün babaanne satıyor bilmem ne satıyor falan derken bunun bir sonu gelmiyor beyler. Yani ben yayınlarımı kitlemle sohbet etmek için açıyorum. Her gün her gün farklı birisi gelip bana baskın atsın kendi kitlesini eğlendirsin diye değil. Ha kitlenize çok düşünüp eğlendirmek istiyorsanız benim izleyicimin seyir zevkini bozmak yerine yayıncı abiniz açsın kamerasını kamera karşısında size şaklabanlık yapıp eğlendirsin. Mesela mesela bu anlattıklarımla ilgili kısa bir örnek göstereceğim size. Beşiktaş bir kupa, Fenerbahçe 0 kupayla kazanırsa ya ben bu olaya gülerim artık. Ya Mustafa ne anlattı? <laughs> Böyle de bir saçmalık olur mu bilmiyorum. Adam çete bakıyor çete ayran geliyor sadece. Bir olay her gün deli bir olay evet evet aynen öyle. Ya kardeşlerim bak söylemeyeyim söylemeyeyim. Diye. Vallahi herkes iş yapacağım şimdi burada. Ayran yazan herkes bir <laughs> Bunu mu Tamam yeter bence. <laughs> Burada Eagle 5 kendi yayınında ciddi ciddi bir şey konuşurken Can Demir de adamın çetine ayran spam attırıyor. Ve adam da haklı olarak sinirleniyor. Abicim ilk olarak baskın atacaksanız bile önceden bir yayına bakın. İzleyin adam ne yapıyor, kimle konuşuyor, neler diyor. Gidip bir inceleyin. Baktın gördün çete aktif değil veya ortada bir konu yok. O zaman istediğinizi yapın. Ama adam orada ciddi ciddi bir konu konuşup konuya odaklanmışken çetini domine edip sırf troll bir video için bunu kimsenin yapmaya hakkı yok diye düşünüyorum. Ki zaten aynı şey bana da fey olayları konuşurken yaptılar gerçekten hoş bir davranış değil. Orada ciddi ciddi bir şeyler konuşuyorum, chat'ime soru soruyorum. Chat'te de şöyle spam geliyor. Edis, sen geldik, Ucubedit, u ucub Helal kanka hoş geldiniz. Vallahi tam da o sırada yeni gelene kazık saplıyorduk. Zamanında geldiniz. Yani habersiz çıkan osuruk gibi yayıncının çetine saçma sapan şeyler yazmanız cidden bir gram komik değil. Böyle yaparak yayıncı adamı da yayınlardan soğutursunuz sonra da trollleyecek kimseyi bulamazsınız. İşin daha da komik kısmı kitle de laftan anlım ya abi. Baskına yardım ediyorsanız veya şakayı yapıyorsanız bir kere yapın. Orada bitsin ve orada kalsın. Eagle 5'in dün açtığı yayına baktım şakasız hala daha ayran yazan var oğlum üstünden 10 gün geçmiş ya. Ucubu olduğunu söylemeden ucubu olduğunu kanıtla. Eyvallah Can Demir hani son zamanlarda birazcık daha konsepti değiştirdi ki ben Bence artık herkese baskın attığı için bunu yaptı. Sıfır izlenen kişilere baskın atıyor. O insanlar da kendisine teşekkür falan etmiş. Bakın bu güzel bir şey. İzlenmeyen adamın yayına gidip chat'i canlandırmak, onu trollemeye çalışmak karşı taraf için bence unutulmaz bir an yaşatır. Ama kitle artık bir kere bunun tadını aldığı için gördüğüm kadarıyla önüne gelene şu baskın atacak, bu baskına geliyor falan yazıyor. Mesela geçenlerde yaptığım bir video ile ilgili canlı yayın açtım. Canlı yayınımda normal video ile ilgili konuşurken 5-10 tane ucube 20-25 dakika kadar sürekli başa baskın atacak, başa geliyor diye spam atmaya başladı. Başonun baskın atmayacağını zaten biliyorum ama yine de bu adamın haberi var mı yok mu diye arka planda bir açtım, baktım ve izledim. Oğlum adamın ne baskınla bir ilgisi var ne de bir eylemi. Sadece ekranında YouTube açık diye benim chatime gelip adamı baskıncı ilan ettiler. Şimdi eyvallah belki bunları gülüp eğleniyoruz veya umursamadan geçiyoruz ama asıl korkulması gereken şey ne biliyor musunuz? Yalan. Discord'da arkadaş ortamı olan kişilerin toplanıp drama yaşayan kişilerin yayınlarını gittiğini bir düşünsenize. Verilebilecek son zamanlarda bence en iyi örnek Fighton ve Beyaz Kurt drama. 100 kişi toplanıyor, Beyaz Kurt'un açtığı yayına gidiyor. Faytondan geliyoruz, sen haksızsın. Yazsalar ve Beyaz Kurt da aklı olarak yayın akışını bozamayacağı için kontrol edemeyecek. Hatta Beyaz Kurt yerine belki farklı birisi olsa adamı küfür edecek. Yani istemeden de olsa karşı tarafa kinlenmiş olacak. Çünkü mantıkken bunu yapan Fayton değil, arka planda toplanan ucube ordusu. Yani Can Demir'in bugün eğlence için yaptığı şeyi Kan Demir yarın insanları birbirine düşürmek için yapabilir ki yapar da zaten. YouTube'da bunun birçok örneğini daha öncesinde görmüştük. Burada Can Demir'in suçuna adam ne yaptı ki diyecekler mi? mutlaka olacaktır ama Can Demir'de isim kullanarak baskın attı. İsmini verdiği kişi arkadaşı olsun olmasın hiç fark etmez, I Speed'in yayınına gidip şöyle bir şey yazdırdı. Eagle 5'in ve benim ismimi vererek I Speed'e baskın atarsak ne olur? 🎵🎵🎵 vs. Camdor! Eagle 5, Hamder Danger. Bro, what are y'all spamming in my chat? Eagle 5 What is this What is this? <laughs> Anger? <laughs> yeah, what is our spam Öncelikle Can benim dostum. Bunu kötü niyetle yapacak birisi değil veya kitleye kötü örnek olmak için yaptığını zannetmiyorum ama düşünmeden hareket ettiği kesin. Çünkü dediğim gibi bunu gören birileri yarın başka birinin yayınına gidip Jodis senin anana sövdü diye yorum yapsa işin içinden hadi çık bakalım çıkabiliyorsan. Kendini açıklarsın, yorum yaparsın eyvallah ama zaten hepimizin hayatı yoğun ve dolu. Onca işin gücün arasında bir de gidip adamla konuşacaksın, vakit ayıracaksın, dertleşeceksin falan filan derken valla şimdiden daraldım. O yüzden yanında birisi yokken başka birisinin adını kullanmak doğru değil, bunu yapmayın. Aynı şekilde Ayşo Speed de mesela Eagle Vash ve Candemir Demir spamını gördüğünde ikisine de sinirlenebilir ki yine sinirlenmekte açık söyleyeyim haklı çünkü bir kişi tarafından adama sadece 2-3 kere baskın atıldı. Anlıyorum içerik bulmakta zorlanıyorsunuz veya sıfırdan içerik üretemiyor olabilirsiniz ki bu çok normal bir şey. Dediğim gibi ben bu baskını yanlış bulmuyorum ama bir tane baskın yaparsın eyvallah. Hadi ertesi gün ikinciyi yaptın ona da eyvallah da dostum bir insanın açtığı 5 canlı yeniden 3 tanesi baskın olabilir mi ya? Yine aynı şekilde paylaştığı 2 videoda bir tanesi baskın videosu. Böyle yaparsan yayın yapan insanları da sıkarsınız, soğutursunuz hatta kendinize düşman bile edebilirsiniz. O yüzden bunu her gün yapıp kitlelere baskına alıştırmayın. Tadında bırakın ki kitle de nerede duracağını bilsin. Oldu olacak bundan sonra beyaz kurt sadece Enes'e, sadece enese Enes Batur'a, Enes Batur çatır çutura baskın atsın böyle böyle YouTube'da sırayla herkes birbirine bassın. Yani böyle giderse en sonunda olacak olan bu. Sizden de ricam YouTuber abileriniz toplanın alın kalkanları basmaya gidiyoruz dediğinde suyunu çıkarana kadar herkesin yayını Uhud ordusu gibi baskın atmayı birazcık bırakın. Kendi adıma konuşmam gerekirse Aras Kargo'dan geldik diye yayınlarımı domine etmeye çalışmayın. Şakasız kim yazıyorsa gider bulur tutar ve 100 bin abonede açacağım kamerayı erkenden açar ben ona yayında basarım bilginiz olsun. Neyse, bugünlük benden bu kadar. Açıklama kısmından Discord ve sosyal medya hesaplarıma ulaşabilirsiniz. Kendinize dikkat edin ve adios.